Fakat İyi Parti'de öyle bir e, hava var. Tabii İbrahim Özkan'laşı'nin şimdi ne sevk edildiler. E, muhtemelen ihraç edilecekler ve İyi Parti'nin grubu düşecek. Benim e, gördüğüm kadarıyla bu yarılma biraz daha devam edebilir. Yani ne kadar silkelenir bilmiyorum ama İyi Parti'de e, İyi Parti'de şöyle bir hava oluşmaya başladı. Tıpkı kurultay öncesindeki kurultay öncesinde CHP, CHP Kılıçdaroğlu çevresindeki havaya benzer bir hava oluşmaya başladı. Değerli, saygıdeğer İYİ Partililerin e, dikkatle dinlemesini isterim. Yanlış anlamasınlar ama dikkatle dinlesinler. Kurultay'dan önce e, Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin e, ruh hali ve bakışı neyse, bugün de Meral Akşener ve Genel Merkezi'nin bir ölçüde bakışı ona benziyor. Kurultay'dan önce Kılıçdaroğlu taraftarları İYİ Parti'nin CHP'nin iç işlerine müdahale ettiğini iddia ediyorlardı ve bunu Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptıklarını düşünüyorlardı diyorlardı ki Meral Akşener Ekrem İmamoğlu eliyle CHP'nin içini karıştırmak istiyor. Kurultay'dan sonra şimdi İyi Partililer CHP'nin Ekrem İmamoğlu eliyle partisini karıştırdığı iddia ediyorlar. Şimdi e, yani Kurultay'dan önce CHP'lileri söylediğini Kurultay'dan sonra İyi Partililer bir argümana dönüştürüp adeta onu kopyalayarak e, dolaşıma sokuyorlar. Dolayısıyla bir e, yani e, İyi Parti kendi aslında iç sorunlarından ve tercihlerinden kaynaklı bir meseleyi ancak kendi içlerinde çözebilecekleri bir meseleyi Ekrem İmamoğlu'nu sahaya çekerek ve onu ıı, açık ya da örtülü suçlayarak ıı, kaynağın orada olduğunu iddia ediyorlar. Tipik ıı, seçim öncesi ıı, CHP'deki ruh halini ıı, andıran, daha doğrusu kurultay öncesi CHP'deki ruh halini andıran bir hava. Halbuki ortada çok belirgin İyi Parti'nin çözmesi ve aşması, tanımlaması, çözmesi ve aşması gereken sorunlar var. Birden birden çok sorun var. Onlardan biri şimdi e, İyi Parti'nin e, büyük şehirlerde nasıl bir strateji izleyip bunu hayata geçireceği kırılmanın en temel nedenleri arasında yer alıyor. E, İyi Parti'yi oluşturanlar MHP gibi aynı, aşağı yukarı aynı kökten gelip blok hareket edebilecek e, türde insanlar değiller. E, kurucusu, ülkücüler olmakla beraber Merkez sağdan, Merkez soldan, hatta onun da solundan gelen katılımlarla büyüyen bir parti bu. İçinde liberaller var, İçinde muhafazakarlar var ve bu parti e, kurulurken e, CHP ile de yan yana yürüyerek kuruldu ve e, en önemli zaferlerini İyi Parti'nin en önemli zaferlerini CHP'lerle beraber elde ettiler. E, bu zaferlerin önemli ortak zaferlerdir. Şimdi İstanbul, Ankara, özellikle bu iki il, İstanbul ve Ankara. İyi partililerin de e, e, meydana gelmesinde katkılarının olduğu zaferlerdir. Ve sonuçlarından hep beraber etkilendiler. Bu yüzden e, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ortak adaylar çıkarılması bahsi doğal bir kırılmalıdır. Bunun Ekrem İmamoğlu'yla pek alakası yok. Ekrem İmamoğlu burada belediye başkan adaylarından biri. Fakat hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş iyi partililerin tabanda ve örgütte sıcak baktığı isimler eee oylaması yapılmazdan hemen önce e, e, Ankara ve İstanbul ilçe örgütlerinin çoğunluğu efendime söyleyeyim genel ida, e, yüksek istişare kurulu üyelerinin çoğunluğu il başkanlarının çoğunluğu bu illerde ittifak istemişti. Siz kendi teşkilatınıza ve tabanınıza rağmen karar alıp uygulamaya başlarsanız, uygularsanız yerellik yerellerde e, İstanbul'da ve Ankara'da Ekrem mamoğlu ve Mansur Yavaş'la çalışan İyi partiler arasında bir kırılma olur. Bunun önüne geçemezsiniz. Bir de e, yani bu kırılmada e, bu kırılmada doğrudan muhatap olmasa bile partiye sonradan katılmış olan sosyal demokratların, liberallerin ayrılması da olağandır. Yani Ece Güner, ülkücü kökten değil ki efendim Ayşe Zaten Merkez Parti o. olma yolunda <laughs> başlamıştı.